Ankara'nın kritik hamlesi acaba Yunanistan'da nasıl yakalandı, yankılandı? Şimdi Atina'ya gidiyoruz. Haber muhabiri Manolis Kostidis karşımızda. Evet, açıkçası dikkatle izleniyor Atina'da bu durum. Çünkü geçen hafta da bir hareketlik yaşanmıştı. Mısır'ın Doğu Akdeniz'de bir ihale açması ve o ihalede Türkiye'nin de tezlerini savunan bir tutum takınması büyük bir hareketliğe yol açmıştı. Hatta Nikos Dendias Mısır'ı ziyaret etmişti, daha sonra da Kıbrıs Rum kesimini ziyaret etmişti. İşte bugünkü açıklamalarda dikkatle izlemekte. Çünkü son yıllarda Yunanistan Türkiye ile Mısır arasındaki kopan ilişkiler sebebiyle bu durumdan faydalanmak istedi. Faydalanmaya çalıştı. Hatta geçen sene Mısır ile kısmi olarak deniz yetki alanları anlaşması imzalandı. Ancak Meis'in doğusuyla kimse ilgilenmedi. Mısır hiç ilgilenmedi. Ama aynı zamanda Türkiye'nin hem Birleşik Arap Emirlikleri hem de Suudi Arabistan'a göndermiş olduğu ılımlı ve olumlu mesajlar da burada dikkatle izlemekte. Çünkü son yıllarda Yunanistan hem İsrail hem Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır ile ortak toplantılar düzenlemişti. Türkiye bunları Türkiye karşıtı toplantılar olarak değerlendirmişti. Bu sebepten dolayı da bugünkü açıklamada dikkatle izlemekte ve tabii ki temkinli bir tutum sergilemekte Yunanistan, ancak başka bir hareketlik şu ana kadar yok diyebiliriz. Teşekkürler Manolis Kostidis. Evet, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Mısır'la diplomatik düzeyde temaslarımız başladı dedi, bu açıklamayı yaptı ve A Haber yayınına katılan uzmanlar bu açıklamayı değerlendirdi. Mısır ve Türkiye'nin birbirleriyle alıp veremediği bir şey yok. Her şeyden önce Mısır'ın Türkiye'ye, Türkiye'nin de Mısır'a ihtiyacı var. Hatta Mısır'ın Türkiye'ye çok daha fazla ihtiyacı var, onu söyleyebilirim. Nasıl diyeceksiniz? Her şeyden önce ekonomisi bozuldu. Bu Arap Baharı'ndan sonra büyük sıkıntı içerisinde. Pek çok Türk iş adamının orada yatırımları var biliyorsunuz. Ayrıca Afrika'nın kapısı durumunda Mısır ve Arap dünyasının da nüfus olarak da kültür olarak da lideri. Belki ekonomik olarak zor durumda olabilir ama esasen Mısır çok çok önemli. Burada Ankara, Tahran ve Kahire'nin bir arada olması, bir üçgen olarak düşünün bunu, bu Orta Doğu'ya stabilite getirir. Bir arada Mısır'ı bizimle Libya'da karşı karşıya getirmeye çalıştı birileri ama başaramadılar çok şükür ki. Özellikle Türkiye gibi bölgenin güçlü aktörlerinden birisine ihtiyaç duyuyor. Bu bakımdan bu kurulan temas oldukça anlamlı ve önemlidir diye düşünüyorum. Bu her ilk aynı zamanda Mısır'ın olduğu kadar Türkiye'nin de önemli, Türkiye açısından önemli bir gelişme olacak. Zira Türkiye'nin de bu Doğu Akdeniz'de özellikle son dönemde yaşanan bu problemlerin çözümünde ciddi bir başarı kazandığını değerlendirebiliriz bu gelişmeyle. Yunanistan Doğu Akdeniz'de bir egemen talepte bulunacak zemini yok. Mısır ve Türkiye bu Doğu Akdeniz pastasındaki sahiplenmeyi anlamlı bir şekilde yapamadıkları sürece diğer oyunculara alan açmış oluyorlar ve onlar hakların ötesinde taleplerle ortaya çıkıyorlar. Bence bu ilişkinin normalleştirme süreci, anlaşılıyor ki gizli diplomasi aşaması bitti. Artık normal görüşmelere geçiliyor. Aksi halde kamuoyuna yansıma amaç olurdu. Bence iyi bir yere doğru gidiyor. Bundan sonra gelecek diğer adımları izlemek lazım. Tabii bu sevindirici bir haber. Mısır'la ilişkilerin tekrardan gündeme gelmiş olması. Kısaca hatırlamak gerekirse 2013 yılından bu yana Mısır'la olan diplomatik ilişkilerimiz maslahat güzel seviyesine indirilmişti. Ve hükümetlerimiz arasındaki görüş farklılıklarından dolayı bir süredir diplomatik ilişkilerde, ikili ilişkilerde, iki ülkenin milli menfaatlerini ilişkilendiren konularda mesafe kat edilemiyor idi. Anlaşılıyor ki hem Mısır hem Türk hükümetleri bir arada çalışmanın, tekrar işbirliği yapmanın kendi ülkelerinin, milletlerinin menfaatine olduğunu tekrardan fark ettiler, bunu gündeme getirdiler. Bu ülkemiz açısından sevindirici bir haber olarak değerlendirebiliriz. Bir de buradan anlayabiliyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen 2020 sonlarında bir beyanatında söyledikleri istihbarat örgütlerimiz zaten Mısır'la görüşmektedir beyanı sonrasındaki başlayan görüşmeler diplomasiye de yansımış, diplomasinin mutfağına da yansımış ve bir noktaya
gelinmiş. Şimdi bundan sonra da tıpkı Libya ile yapıldığı gibi Türkiye ile Mısır arasında, zaten Mısır'ın eğer bizde direkt bir antlaşma yaptığı hal şekilde daha avantajlı bir hatla kavuşacağı, orta hatta Türkiye ile Mısır arasında olduğu açık. Çünkü en geniş sahiller Doğu Akdeniz'de, kuzeyde Türkiye, güneyde Mısır. Dolayısıyla bundan doğal zaten bir sınırlandırma çalışması iki ülkenin de menfaatine,